Merhabalar. Yeni bir kahve yayınına hoş geldiniz. Umut ediyorum ki iyisiniz. Tatsız bir tablo var biliyorum Türkiye'de. Her geçen gün biraz daha tatsızlaşıyor ve daralıyor. Siz de hissediyor musunuz bilmiyorum ama böyle son birkaç aydır negatif ilerleme, yani işin kötüye gitmesi, genel anlamda söylüyorum. Siyasetin, medyanın, iktidarın tavrının, üslubunun acayip hızlandı. Mesela bir ay öncesine, iki ay öncesine göre daha negatif bir durum var, bir tablo var. Sanırım doğası gereği, zaten otoriter yönetimler böyledirler, doğası gereği biraz daha hızlanırlar. Yani sonra her böyle, çünkü üzerine koymak gibidir, mecburen var olanı sürdürmek için biraz daha sertleşmek, biraz daha alanı daraltmak. Ben hep şöyle derim, otoriter yönetimler ülkeyi yani o ülkeyi yönetebilmek için toplu iğne deliği kadar bir delikten bile bir ışık sızmasına tahammül edemezler. Her tarafı kapatmak mecburiyetindeler orayı yönetebilmek için. Bir anlamda önce şeyle kapatırlar, hani gözünüzü canlansın diye söylüyorum, böyle evin camlarına panjur kapatırız, her tarafını ışığın hiçbir şekilde sızmayacak hale getiririz. O bile yetmez, bir süre sonra bir de şartel indirmeye kadar götürürler artık. Tamamen karanlığa gömecek ki orada kendi işlerini rahat yapabilsin, itirazlar yükselemesin diye. Bu anlamda giderek biraz daha yoğunlaştığını, biraz daha şartel indirmenin aşamasına geldiğimiz kanaatindeyim. Umut ediyorum ki olmaz. Bugün neyi konuşalım? Bahçeli ile Erdoğan arasındaki ilişkinin, ittifakın, her neyse o, nasıl bir şeyse, biraz kafa yordum. Aslında eskiden beri bu çok tartışılan bir konu. Ne oldu Bahçeli'ye? Ne oldu da döndü? Meşhur bildiğimiz Devlet Bahçeli'nin yaptığı konuşmalar var. Neler söylediği ortada Erdoğan'la ilgili. Şimdi geldiler. İnanılmaz bir aralarında bir ittifak var. Bu eskiden beri konuşulurdu. Herkesin kendince bir bahane, işte şöyle tehdit edildi, böyle satın alındı, böyle kasetleri var bilmem falan filan. Ben bunların herhangi birinin çok gerçekçi olduğuna ihtimal vermiyorum. Bunlar biraz fazla dedikoduya dayalı. Aslında ben de çok uzun zamandır bir kafa yoruyorum. Ne oluyor? Nasıl olabilir böyle bir şey? Bahçeli'nin veyahut MHP'nin burada nasıl bir çıkarı var diye. Fakat bu son, geçen hafta çok enteresan bir tablo çıktı ortaya. Onun üzerine zihnimde canlanan, zihnimde oluşan bazı düşünceler var. Onları sizinle paylaşayım diyorum. Biliyorsunuz Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın hanımıyla ilgili bir gayri ahlaki bir tweet, ahlaksızın biri bir tweet atınca onun üzerine sosyal medyada biliyorsunuz böyle vay işte falan filan diye bir kampanya başlatıldı ve onun üzerine Erdoğan ertesi gün çıktı ve sosyal medyayı kapatacağını ilan etti. Kapatacağız dedi. Bu ülkemize yakışmıyor. Ve döndü onun bir de tweetini attı. Yaptığı konuşmanın bir benzerinin bir de tweet olarak attı. Şimdi sonra biraz böyle Erdoğan'a yakın isimlerin sosyal medya hesaplarına baktım. Bunun çok abartılmaması gerektiğini, Erdoğan'ın duygusal bir yapısı var, alıngan bir yapısı var. Kendi kızına, damadına yapılmış şeye çok canı sıkıldı, çok üzüldü. Bu biraz tepkisel bir tavır, yoksa bunun arkası gelmez anlamına gelen yorumlar gördüm. Ama daha henüz bir net bir açıklama yoktu. Erdoğan'ın konuşmasında ve o sosyal medyayı yasaklayacağız tweetinden sonra İletişim Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bir açıklama yaptı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sosyal medya ile ilgili yaptığı açıklama yanlış anlaşıldı. İşte amacından saptırılıyor bilmem falan filan filan. Meşhur bildiğimiz o izahatlere benzer izaha. Sayın Cumhurbaşkanı'nın gündeminde sosyal medyayı kapatmak gibi bir şey yok anlamına gelen bir açıklama yaptı. Bunun üzerine Erdoğan döndü, tweetini sildi. Şimdi ben bile bazen siliyorum tweet. Yani ya tam derdimi anlatamamışsam diye siliyorum bazen. Ya da ya şimdi çok fazla anlam yükledim buna deyip sildiğim de oluyor. Ben bile silerken ya acaba insanlar ne diyecek? Ben ki hani öyle bir mecburiyetim yok, öyle bir pozisyonum yok, öyle bir makamım yok. Twitter benim hesabım. İstediğimi yazarım, istediğimi silerim diyebilirim. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan için baktığımızda, Erdoğan'ın tavrını bildiğimizde, tarzını bildiğimizde tweet silmek çok enteresan geldi bana. Çok enteresan bir geri adım atma ihtiyacı hissetti yani o oluşan atmosfer üzerine. Fakat tam da o arada Bahçeli girdi devreye. Bahçeli böyle hani aman geri adım atamazsın bir dakika deyip bodoslama daldı sosyal medyaya ve dedi ki askıya alıyorum hesabımı.
Ve bütün ülkücülere de çağrı yapıyorum. Herkes hesabını askıya alsın, şöyle yapsın, böyle yapsın. Erdoğan döndü, benzer tweet'i Bahçeli'den sonra yeniden atmak zorunda kaldı. Çok tuhaf bir şey var. Bahçeli Erdoğan'ı bir yere sürüklüyor. Birkaç gündür bunun üzerine kafa yoruyorum. Ne yapmaya çalışıyor, nereye sürüklüyor? Niçin Erdoğan'ın daha da otoriterleşmesi MHP'nin hoşuna gidiyor veyahut MHP bunu istiyor? Niçin ülkenin giderek daha da şartelini ildirecek bir aşamaya gelmesi? MHP bundan ne çıkar elde ediyor? Veyahut sonra biliyorsunuz yetmedi, ardından Doğu Perinçek bir açıklama yaptı, röportaj vermiş herhalde, yanılmıyorsam kendi gazetesine mi, yazısı mı tam hatırlamıyorum şimdi. Milli diktatörlük sosyal medyayı kapatmayı gerektirir. Kapatsın, destekliyoruz. Milli diktatörlük diye bir kelime kurdu, cümle etti. Ben onu görünce dedim ki ya bunlar el birliğiyle Tayyip Erdoğan'ı saddamlaştırmaya çalışıyorlar. Şimdi ne olabilir? Bahçeli niye Erdoğan'ın sosyal medya çıkışını aman geri adım atmasın diye can havliyle durduracak bir hamle yaptı ve Erdoğan'ı sürükledi oraya? Şimdi Erdoğan mecburiyetten midir? Biraz da oranın da oradan da elde ettiği cesaretle midir? Şimdi bir şey söylüyor, tam geri adım atacak. Öbürler diyor ki ne yapıyorsun? Sakın geri adım atma. Yürü, arkandayız, destekliyoruz. Şöyle bir bakıyor, Allah Allah. Peki yürüyeyim diyor. Anlatabiliyor muyum? Çok acayip bir tablo var. Bunu biraz şey, peki nedir diye düşündüm. İlk zamandan beri bu son olay bana şöyle bir şey zihnimde canlandırdı. Bahçeli Erdoğan'ı olabildiğince marjinalleştiriyor, olabildiğince toplumun farklı kesimleriyle diyalog kuramaz hale geliyor, olabildiğince baskıyı artırıcı bir çaba içerisindeki, bunun iki tane aklıma gelen, bunlar sesli düşünce, hiçbiriyle ilgili bir belgem yok, hiçbiriyle ilgili elimde bir veri yok, sadece siyaseti okuyorum, okumalarım üzerinden size yorum yapıyorum, siz de öyle %100 alın doğrudur diye inanarak bakmayın, sadece sesli düşünüyorum, siz de benimle bu kahvenizi yudumlarken benimle beraber sesli düşünüyorsunuz ve acaba olabilir mi diyorsunuz mesela. Biraz böyle bakın. Sakın ne dediğime %100 alın kabul edin, ne de doğrudur kesin böyledir diye bakın. Böyle bakmayın. O yüzden sesli düşünüyorum. Konuşuyoruz. Şu anda karşımda siz varsınız. Ben sizinle sohbet ediyorum. Yanılabilirim. Keşke sesinizi duyabilsem. Oradan biri dese ki hayır abi öyle değil, bence bu yönü de vardır dese de keşke o yönü görsem mesela. Öyle bakın. Şimdi diyorum ki iki tane nedeni var. Bir tanesi Erdoğan Bahçeli'nin kendine muhtaçlığından çıkmasını istemiyor. Hiçbir şekilde. Mecbur olsun bana diyor. Bana mecbur olmasının yolu herkesle kavga etmesinden geçiyor. Bana mecbur olmasının yolu bir anlamda şarteli indirmesinden geçiyor. Bana mecbur olmasının yolu otoriter dediğimiz baskıcı, milliyetçi söylemlerin ülkeyi yöneten politika, siyaset anlayışı olmasını istiyor ve onu sağlayarak Erdoğan'ın ondan kurtulamayacağını. Peki ne demek kurtulamamak? Adam %10'la ülkeyi yönetiyor. %10'la kendi kafasındaki o siyaset Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinde görmediği bir etkiyle ülke yönetiminde. Şimdi MHP en yüksek Cumhuriyet tarihi, yani kurulduğu 70'li yıllardan itibaren, kurulduğu tarihten bugüne kadar aldığı en yüksek oy 98-99 seçimleri olması lazım. 18 biliyorsunuz Refah Yol'dan sonra seçim kararı alındı ya, orada en yüksek aldığı oy 2018. Ondan sonra genelde %13, %14 civarında, 11, şimdi 9'larda, 8'lerde, şu anda MHP'nin oyu 8-9 bandında. Hadi diyelim ki yanlış ölçüyorlar, olsun 10 bandında. Şimdi bir tarafta %10'luk bir MHP, öbür tarafta binde bir bile değil. 50 bin, 60 bin oyu var, imza toplayamıyordu zaten. Yani Perinçek'in 30 yıldır siyaset yapıyor, aldığı o 100 bini geçmiyor. Bir tarafta %10'luk bir Bahçeli, öbür tarafta binde bilmem kaçlık, binde 0.3'lük Perinçek, ikisinin düşüncesinin, siyaset anlayışının, yönetim tarzının, siyaset felsefesinin iktidarda olması. Korkunç bir şey. Bir ülke için nasıl bir felaket olduğunu AK Partililerin anlaması gerekiyor. Yani Perinçek kendi sözleriyle topluma zerre kadar güven veremiyor.
söyledikleri doğru olsa, toplumun bir yarasına merhem olsa, herhangi bir çözüm üretse, herhangi bir barış içinde barındırsa, herhangi bir anlamı olsa zaten kendisi %5 alır, 10 alır, 15 alır. Ya adamın sözüne itibar eden %1 bile yok. O söz, o itibar, %1'in bile itibar etmediği söz Erdoğan'ın eliyle ülke yönetimine getirildi. Öbür taraftan Bahçeli de %10'la %10'dan fazla insanın itibar etmediği, kıymet vermediği, sahici bulmadığı, gerçek bulmadığı, işe yarar görmediği, ülkenin herhangi bir yarasına merhem olacak diye bakmadığı Bahçeli'nin o siyaset anlayışı %10 bile kabul etmezken %100'e hükmedir hale geldi. Şimdi bu birinci seçenek şöyle dedim. Muhtemelen bunlar Erdoğan'ın toplumsal desteği sayesinde devlette tarihlerinde görmedikleri kadar bir güç elde ettiler. İtibar elde ettiler. O gücün sayesinde, yoksa bildiğimiz anlamda itibar değil. Ve şimdi bunu kaybetmemek için Erdoğan'ı daha da otoriterleştirmeye itiyorlar. Daha da baskıyı artırmaya. Çünkü o zaman kendilerini alan kimse konuşamayınca, hiç kimse meydana çıkamayınca ikisine meydan kalıyor. O ikisi derken o anlayıştaki insanlara. Birinci nedenim bu dedim kendi kendime. Ya belli ki Bahçeli dedim Erdoğan'ı kendi düşüncelerini uygulatarak bitirip yok edene kadar durmayacak. Twitter mi kapatıyorsun? Kapat abi, kapat. Hadi vaz mı geçiyorsun? Sakın vazgeçme, ben destekliyorum, kapat. Akademisyenler mi atıyorsun? Sakın at abi, durma. Onları da at. Okulum, bekçi mi? Tabii sonuna kadar hemen destekliyorum. Sonuna kadar diye Erdoğan'ın neredeyse kendi tabanıyla bile diyalog kalmaz hale geldi. Şu anda muhafazakar camiada inanılmaz bir Bahçeli ve Perinçek rahatsızlığı var. Adamın kendi tabanını yok ediyorlar bir anlamda. Bir taraftan da otoriterleştiriyor. Adam milli diktatörlük sosyal medyayı kapatmayı gerektirir diye tweet attı Perinçek'e, açıklama yaptı. Diktatörlük budur. Diktatör, düşmanları bile Erdoğan'a diktatör demekten imtina ediyorlar. Ben mesela muhalif bir insanım. 10 yıldır muhalefetim, eleştiriyorum. Tek bir gün ağzıma Erdoğan'a diktatör demek gelmedi. İki tane nedeni var. Bir tanesi hani anlamsız bir şey böyle bir itham. Yani anlamsız derken kendimi düşürdüğüm zorluk açısından anlamsız, gerek yok. Niye kendimi öyle bir zorluğa düşüreyim? İkincisi çok uç bir nokta. O cümleye yettikten sonra başka bir anlam kalmıyor. Başka bir şey söyleyemezsin. Çünkü diktatör dedin mi başkadır. O zaman konuşmayacağım. Başka bir şey yapacaksın demektir. Ama güya yanında dostu olanlar adama diktatörlük, milli diktatörlük budur diye devam ediyor. Birinci şeyim bu. Sonra düşündüm ikinci şey ne olabilir diye. Bu komplo teorisidir. Dediğim gibi sessiz düşünüyorum. İnanmanıza gerek yok. Tamamen böyle kahve içiyoruz ve muhabbet ediyoruz. Ben sessiz düşünüyorum. Siz de alıyorsunuz, düşünüyorsunuz. Aa, hakikaten ben de burayı görmemiştim de diyebilirsiniz. Muhtemelen hayırdır. İkincisi de diyorum ki eğer Türkiye'yi yok etmek isteyen bir odak varsa dünyada, Türkiye'nin zayıflamasını, Türkiye'nin Irak olmasını, Türkiye'nin Suriye olmasını isteyen bir odak varsa bu iki tane, Bahçeli ve Perinçek, o odağa çalışıyor. Başka hiçbir mantık kalmıyor. Ya dediğim gibi kendilerine muhtaç etmek için sadece bizden başka kimseyle konuşma, bizim politikalarımızı uygula, bizim görüşlerimiz iktidar olsun. Biz sana tutarız ayakta yeter ki abi. Biz, senin toplumsal tabanın var, bizim de seküler, ulusalcı çevrelerde meşruiyet alanımız var deyip kendilerince orada kendilerine bir alan açıyor. Bu birinci yöntem, yol demiştim, ihtimal demiştim. İkinci ihtimal ise dediğim gibi başkanlık sistemine durup dururken çıktı, destek verdi Bahçeli. Durup dururken. O kadar ağır konuşmalardan, hırsızlardan, 17-25 Aralık'ın hesabını soracağımdan, seni mahvedeceğim, sen yargılanacaksın Erdoğan'a söylediği cümleleri, her birimiz duruyor arşivde. O cümlelerden sonra bir gün çıktı dedi ki destekliyorum başkanlığı. Ya diyorum bunu gördü, ben bu adamı elime alayım, benim desteğimi hep muhtaç hale getireyim ve benim fikirlerim iktidar olsun. Ya bu, ya da dediğim gibi Türkiye'yi Suriye, Irak gibi zayıflatmak, parçalamak, yok etmek isteyen bir odak varsa o odak kesinlikle Bahçeli ile iş tutuyor. Yoksa Bahçeli ile veya Perinçek ile, yoksa başka bir izahı yok. Hiçbir Türkiye'nin iyiliğini isteyen hiçbir siyasetçi iktidarın korkuyla ürettiği politikaya destek olmak amacıyla kapat abi sosyal medyayı demez.
Çünkü o sosyal medyanın kapanması Erdoğan için başka bir evredir artık. Türkiye için de başka bir evredir. Zaten Erdoğan geri dönülmez bir tünele girmiş vaziyette. Bizim bütün çabamız o tünelden hem ülkemiz ağır bir tahribat almadan çıksın hem de Türkiye öyle bir şeye düşmeden. Bunlar tam tersine. Devam et, korkma. Karanlığa, olabildiğince karanlığa gir diye alkışlıyorlar. Bu etrafındaki mevcut aktörler. Şöyle bir durum var. Şimdi Erdoğan'ın etrafında biraz Süleyman Soylu, biraz Bahçeli, biraz Perinçek, biraz Çakıcı dediğimiz şiddete meyilli bir yapı oluşuyor. Erdoğan'ın koalisyon ortakları bunlar. Bu Erdoğan'ın koalisyon ortakları eğer gücü ele geçirirseler, yani Erdoğan'ın toplumsal desteğine ihtiyaç duymaz hale gelirlerse, geçmiş olsun Türkiye'ye. Ben muhtemelen, bugün söylüyorum, ileride olursa hatırlarsanız, Levent Gültekin söylemişti dersiniz. Ben muhtemelen önümüzdeki süreçte, bu bir yıl mıdır, iki yıl mıdır, seçim öncesi midir, seçim sonrası mıdır, onu tam kestiremiyorum henüz. Ama Erdoğan'la bu dediğim ekip arasında büyük bir hesaplaşma yaşanacak. Çünkü şu an şöyle yapıyorlar, Erdoğan şöyle düşünüyor. Benim için esas olan şu anda iktidarı korumam. Tamam, ufak tefek tavizler veriyorum. Bahçeli mesela, Çakıcı'yı affetmek istemiyordum ama Bahçeli çok istedi, ona benzer şeyler. Af kanunu buna benzer. Bunların habire böyle baskıcı, milliyetçi, dışlayıcı, ötekileştirici politikalarına iyice teslim olmak. Kendi de zaten yapıyor ama iyice sonuna kadar gitmek. Muhtemelen Erdoğan FETÖ'de olduğu gibi, bir başkasının olduğu gibi onları kullanarak mesafe kat ettiğini düşünüyor. Ama çok büyük ihtimalle Bahçeli ve diğer ekip de kendince bir hesap yapıyorlar. Biz, onlar da Erdoğan'ı kullandıklarını düşünüyorlar. Kendi politikalarının bir sonuç vereceğini, o sonuç ortaya çıktığında zaten Erdoğan'ın bir ihtiyaç kalmayacağını, anlam kalmayacağını. Erdoğan böyle yaparak kendini zaten bitiriyor. Biz bu arada devletteki, bürokrasideki, siyasetteki kadrolaşmayla Erdoğan'dan sonra ülkeyi biz alırız hesabı. Karşılıklı birbirlerine oyun yapıyorlar çaktırmadan ama birbirlerine desteğine ihtiyaçları var. Ben bunun bir gün büyük bir çatışmaya döneceğini ve Erdoğan eğer kendi rejim kurmaya çalıştığı rejimi yerleştirirse sonra yüzünü dönecek veyahut yerleştiremediğinde de baktı ki çok artık gitmez hale dönecek topluma. Ve bunlarla bir aynen FETÖ'yle olduğu gibi, aynen diğer Ergenekon'la olduğu gibi, aynen öbürü olduğu gibi ya onlar Erdoğan'ı yiyecekler ya da Erdoğan onları yiyecek. Böyle bir çatışmasız bu işin selamete varma ihtimali yok. Çünkü bu kadar karanlığa batsın, bu kadar baskıyı artırsın, bu kadar otoriterlikte daha da... Yani Erdoğan saddamlaşınca bu ikisi mutlu olacakmış gibi bir havaları var. İnanılmaz bir şey. Bence bunu en büyük, en çok AK Partililerin dert etmesi lazım. Ben AK Partili olsaydım çok büyük endişe duyardım. Bir dakika, bunlar ne yapıyorlar? Niçin Erdoğan'ı saddamlaştırmaya çalışıyorlar? Niçin Erdoğan'ın toplumla konuşmasına müsaade etmiyorlar veyahut konuşmasına engellemeye çalışıyorlar? Niçin Erdoğan'la ittifaklarını, Erdoğan'ın onlara olan mahkumiyetini, mecburiyetini tamamen Erdoğan'ın yıkımı amacıyla kullanıyorlar diye ben olsam AK Partili böyle bir soru sorardım. Bunu şundan dolayı bugün konuştum, bu şeyi unutmayın. Yani gidişatı engelleyecek bir süreç bu. Ülkenin gidişatıyla ilgili bir sonraki kilometre taşlarından bir tanesidir bu durum, bu tablo. Buradaki Erdoğan'ın karanlığının, mevcut karanlığı biraz daha artırıcı çaba içinde olması etrafındaki insanların ve Erdoğan'a yakın isimlerin de, ben biliyorum, yakın isimlerin de bunu bir yıkım felaket olarak görmesi ve hiçbir şey yapamaması önümüzdeki yıllarda en çok tartışacak konulardan biri olacağını düşündüğüm için bugün bunu konuştum. Evet, şimdi gelelim. Bugün Bir Kahve'nin sezon finali. Biraz ara vermek istiyorum müsaade ederseniz. Bir Kahve'ye ara vermek istiyorum. Çünkü çok aynı konuları konuşuyorum, çok tekrarlıyorum. İşte muhalefeti de eleştiriyorum, bir anlamı kalmıyor. Söylüyorum, vazgeçtim anlamda anlaşılmasın sakın. Bir Kahve çok haftalık olduğu için ve diyelim ki bugün... Bugüne bir konu bulmak, bazen Bir Kahve'ye denk getiremiyorum, bazen çok tekrara düşüyorum, bazen görev icabına dönüştü bir de. Yani salı günleri Bir Kahve var, konu bulayım, yapayım. O biraz görev icabına dönüşünce beni mekanikleştirdi. Yani standart kahveyi koyduk, sohbet. Bu biraz bunun dışına çıkmak için bir
sezon finali yapıyorum. Bugün son bir kahve. Eylül'ün ilk haftası görüşmek üzere. Yani bir kahvede görüşmek üzere. Bir kahveyi umut ediyorum. Belki bir format, ufak tefek bir format değişikliği de yapabiliriz. O güne kadar düşüneceğim. Daha iyi bir formatta. Yoksa susmuyorum. Yazılarıma devam ediyorum. Arada bir çok önemli bir konu olur. Muhtemelen olacaktır. Bir şey söylemem gerekir. Kendi YouTube kanalımdan yine böyle videolar arada bir yayınlarım. Kısa da olsa 10 dakikalık, 15 dakikalık günün yorumu, haftanın yorumu gibi böyle kısa bir kahveden bağımsız. Yani rahat olayım, illa yapacağım diye bir mecburiyet hissetmeyeyim. Ama sözüm geldiğinde de o mekanikliğin dışında yapabileyim diye. Eylül'ün ilk haftası bir kahvede görüşürüz. Ama bu arada dediğim gibi programları inşallah görüşürüz. Bir terslik olmazsa, sağ kalırsak, ölmezsek, konuşabilir durumda olursak, bütün bunları hesaba katarak söylüyorum. İnşallah görüşebiliriz Eylül'ün ilk haftası. Onun dışında dediğim gibi kural dışı ama aklıma bir söz geldi. Bu konuşmaları, bu sohbetleri, buna bir günün yorumu, haftanın yorumu gibi böyle bir kısa kısa 5-10 dakikalık videolar çekmeye devam edeceğim YouTube hesabımdan, benim YouTube hesabımdan. Eğer takip etmek isterseniz abone olup ve bildirimleri açmanız lazım ki günü olmadığı için rahatça duyabilesiniz. Söyleyeceklerimden bir tanesi de bu. Şey devam ediyor zaten, Halk Dibi'deki programımız devam ediyor. O da herhalde bir, en azından bu yaz devam eder belki. Eylül'e doğru ona da bir ara veririz, sonra Eylül'de bakarız. Yazılarım devam ediyor Diken'de, biraz azalttım ama belki şimdi bu bir kahveden sonra yazıları belki biraz daha çoğaltabilirim. Bunu bir susma olarak görmeyin, vazgeçme olarak görmeyin. İstesem de susamam, istesem de vazgeçemem. Bu sadece biraz düşünmeye ihtiyacım var, biraz kafa yormaya, biraz yenilenmeye, belki aynı şeyler etrafında dönüp dolaşmaktan da uzaklaşmaya. Ben çok güncele de dalamıyorum. Biraz hani ülke üzerine bir şey söyleyeyim diye kendimi çok kasıyorum. O kasmaktan da biraz kurtulayım falan filan, böyle meseleler. O yüzden bir kahve izleyici olarak Eylül'de ama normal YouTube üzerinden sohbet, konuşmalarımızı, günün yorumu, haftanın yorumu, bir olayın yorumu, bir olaya nasıl bakacağız meselelerini YouTube'dan devam edeceğiz. Belki haftada bir olur, haftada iki olur. Bazen öyle konu olur ki haftada üç olur. Kısa, 10 dakikalık, 15 dakikalık bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Durum budur. Umut ediyorum ki daha huzurlu, daha keyifli bir Türkiye'ye bir an önce hep birlikte ulaşabiliriz. Sağlık, afiyet diliyorum. Görüşmek üzere. İyi bir haftanız olsun.